Yok. Ya yani Ruslar'cığım, senin gibi bir kadınla evli olduğum için nasıl mutluyum anlatamam ya. Ben öpeceğim, gel. Ruhum benim. Ruslar'cığım. Kahvaltını yatağına getirdiğim için mi bütün bu iltifatlar? Ya yok canım, olur mu öyle şey? Sen kahvaltıyı yatağa getirmekle kalmıyorsun. Direkt üreticiden tüketiciye sunuyorsun. Yumurtalarımız taptaze. Sütümüz az önce sağıldı. Arılar balığı az önce yaptılar, ben şahsen kendim gördüm. Tereyağımız da az önce yapıldı. Yani Ruslar, burada bir tek kuş sütü eksik. Kuşların sütü olsa onu da bulurdum. Ama maalesef kuşlar memeli hayvan olmadığı halde kim uydurmuşsa bu kuş sütünü, herkes öyle bir süt var zannediyor. Şuraya bak ya, Mazhar Baba'nın çiftliği. Eyvah, eyvah Önder Baba'nın çiftliğine. Yani şey, geç kalıyorum Ruslar'cığım. Şunları tutar mısın? Ay her yerim tereyağı oldu. Bu da tosluyor, toslama be. Al şunu da al, şunu da al. Aman, bir gün daha hasta değil, sabah keyfi yapamayacak mıyım be bu çocuğa? Yani Önder Bey bugünlerde muayyen gününde olan 20 kadının sinirine sahip. Eğer birazcık geç kalırsam bütün sinirini benden çıkarır vallahi. Aa, dur bakayım, senin başka kıyafetin yok mu Allah aşkına? Bilmem, nesi varmış bunların? Iii, şu haline bak. Özlem Tekin'in kıyafetleri bile seninkinden daha düzgündür. Bir de reklamcı olacaksın. Aslında çok da kötü değil gibi ama. Ay, aması maması yok. Hadi bakalım. Ay, yürü gidiyoruz. Ne? Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyoruz ya? Alışverişe. Sana yeni ciciler alacağız. Ay, hayatım, işe geç kalacağım. Ay, bir şey olmaz. Hem indirimde varken alışverişin tam sırası. Ya Ruslar, keçi gibi inatçısın anne. Ruslar'cığım dur, alman gereken kağıtlar falan var ya. Ya sen yürü, onlar arkandan gelirler. Nasıl yani? İşte böyle. Sağ ol hayatım. Sağ mıyız şimdi? Tamam diyebiliriz ve gidebiliriz. İyi günler. Ne haber kanka? Ay, o reklamların hedef kitlesi sendin demek ha? Salak herif. Hadi hadi, geyiği arabada devam edelim. Hadi. Aşağıda bekliyoruz. Nereden taktın şunu peşimize ya? Hani alışverişe gidecektik? Hayatım, ben onu hayvanat bahçesinde falan atarım. Hadi gel, geç kalıyorum. Şey yok galiba. Bu olmadı. Geçine bakalım. Hiç bu da olmadı. Ama bu kadar anahtardan biri bu kapıyı mutlaka açacak. Buna ne dersin hayatım? Bak bu sana çok yakışacak. Bilmem. İyi mi sence? Bence hiç fena değil. Bu tip pantolonlar bu sene cennette de çok moda. Hadi ya, demek cennette de moda var ha? Aman Allah'ım, pantolon havada duruyor. Ama bu nasıl olur? Hey, selam bebek. Ben sihirbaz Mahsini. Numaramı nasıl buldunuz? Ya, öyle mi? Evet, aynen öyle hanımefendi. Hay Allah, tahmin etmeliydim. Böyle bir şeyi ancak sihirbazlar yapabilir. Ya. Yoksa sizin yanınızda benim görmediğim bir cadı yapacak değil ya. Cadı ha? Sen şimdi görürsün cadıyı. Ruslar, dur yapma. Ruslar yapma, bana geliyor. Ruslar, yapma. Bir şey mi dediniz efendim?
Bu pantolonu nerede şey yaptıralım, yani deneyebilirim acaba? Soyunma kabinimiz şu anda dolu efendim. Biraz beklerseniz boşalır. İşe geç kalacağım ya. Şimdi Önder Bey beni Fazıl Say'ın konserinde cep telefonu çalan dinleyiciden beter edecek. Dur, ben şimdi hemen hallederim hayatım. Teşekkür ederim ruhum. Bu ne? Filinta gibi oldum vallahi. Eski Türk filmlerindeki görgüsüz zenginler gibi alışveriş yapmışsın. Hadi lan, Maraş dondurması satanlar gibi cıvıma. İşine bak, sefil proletari. Abi, benden söylemesi sakın Önder Bey'e görünme. Sabahtan beri seni arayıp duruyor. Yok ya, ciddi mi? Bu aralar morali de bozuk biliyorsun. Rusya'nın haline üzülüp teselli vodkada arıyor. Masar, neredesin sen? Buradayım efendim. Saat kaç oldu? Hiç zahmet etmeseydin. Çinliler devrimi saat kaçta yaptılar biliyor musun sen? Bilmiyorum, sabahın köründe mi yaptılar? Evet. Sarga bokunu yemeden. Evet. Saçmalama. Adamlar sabahın köründe kalkıyorlar, devrimi yapıyorlar, sonra işe gidiyorlar ya. Pes vallahi, Çinlilerin çalışkan olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bunlar ne? Bu çantalar ne oluyor? Biraz alışveriş yaptım da efendim. 3-5 giyecek aldım. Oh! Rusya'da, Asya'da insanlar bir krizden çıkıp diğer krize geçiyor. Sen burada üstüne başına elbise alıyorsun. Bana bak, beni sinirlendirme. Derhal işine başla. Derhal efendim. Bana bak, çalışmalarını dikkat ve hassasiyetle takip edeceğim. Anlaşıldı mı? Bana bak, sen de işine bak. Salak proleter. Gördün mü? Hep senin yüzünden. Benim mi? Asya'daki, Rusya'daki krizde benim ne alakam var canım? Onu söylemiyorum. Alışverişe çıkmasaydık ne olurdu sanki? Sana da iyilik yaramıyor. Keşke bıraksaydım da Raşkopor gibi avari kıyafetleriyle dolaşsaydın ortalıklarda. Hop kanka, kimle konuşuyorsun sen? Hiç, kendime kızıyorum. Ben keşke alışverişe çıkmasaydım diyorum ya. Valide Sultan geldi. Geldi. Anne, Firdevs. Cadolozlar. Nefis. Şelale. Salak. Merhaba minik kuşum. Merhaba. Nasılsın bakalım? Sen gelene kadar iyiydi. Merhaba abi. Merhaba canım. Merhaba Mustafa. Hoş geldiniz. Hayrola, sabah sabah bu ziyareti neye borçluyuz acaba? Alışverişe gideceğiz ya oğlum, unuttun mu? Mersi canım, biz almayalım. Biraz önce hallettik o işi. Alışveriş mi? Ne alışverişi ya? Annemle bana bir şeyler almak için söz vermiştin ya abi. Ben mi söz vermiştim? Evladım, Ruşen amcanın torunu Sarp'ın düğünü vardı hani. Unuttun mu? Sarp, 5 yaşında çocuğu evlendiriyorlar mı yani? Aman Allah'ım. Sünnet düğünü canım. Yeni bir şeyler giyip gitmezsek rezil oluruz vallahi. Sanki kronik rezilliğiniz yeni bir şeyler giymekle gidecek de. Ay Müfit Bey, ne kadar şirin yılanlarınız var. Müfit, artık bizim işimizi de abimle konuşsan iyi olacak. Tamam, ben uygun bir zamanda uygun bir dilde konuyu açarım. Ama şimdi burada konuşmayalım. Tamam o zaman. Akşam her zaman buluştuğumuz yerde buluşalım da konuştuklarınızı bana da anlat. Tamam. Verdiğin sözü tut bakalım Mazhar efendi. Anne, inan böyle bir şeyi hatırlamıyorum ya. Hatırlamazsın tabii. Bizimle ilgili hangi sözü hatırladın ki zaten? Evladın iyisini Allah Ruşen amcanlara vermiş. Ama anne, la mı cimi? Kes sesini bakayım. La mı cimi yok. Hemen gidiyoruz. O kadar. Anne, bu imkansız ya. Önder Bey bu sefer beni kesin kovar. Kovarsa kovsun, ne olacak? Sen de devlet işine girersin. Bak, Ruşen amcanın oğlu Seda'da devlet işi sağlam diye devlet opera ve balesine girdi. Ya sen de orası olmazsa SSK opera ve balesine girersin be evladım. Ama Mazhar'ın yaşı bale için biraz geç değil mi Menkıbet teyze? Olsun. Biz de mahkemeye gider yaşını küçültürüz. Hadi bakalım yürü. Malların iyisi bitmeden bir an önce gidelim. Anne lütfen. Mazhar benimle alışveriş yaptı. Geç kaldınız canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı başıma. Görsünüm.